Aslında bu bir fonksiyon sorusu biliyorsunuz. fonksiyon yorumuyla yapacağım O yüzden İçerideki ifadeye dikkat. Dışarıdaki ifade bunun yaklaşık olarak 3 katı. Yani 3 çarpı 4x 2 dersem eksik olan kısmı tamamlayacağım Buna göre 12x 6 ne ihtiyacım var? 5 olması için artı 11'e. O zaman arkadaşlar şurayı yazayım. Böylece 12x 6 elde ettik. Artık 3 parantezinde 4x eksi 2 artı 11 oldu. Bu ne demek? İçeriye ne yazarsam yazayım 3 katının 11 fazlası çıkmış. Buradaki a'lar b'ler önemsizdir o bir değişken sonuçta. px eşittir 3x artı 11 de fonksiyon sorusu olarak düşünün. px a eksi 2 çarpı kök x. Şimdi bakın burada bir polinom olduğu zaman x üzeri 1 bölü 2 diye bir üst olmaz. Haliyle onun olmaması için a'ya 2 vereceğim ki. Böylece px eşittir 0 çarpı kök x'ten gitsin orası. a'yı da 2 bulduğumuz için 2 eksi 3'ten eksi x oldu. a zaten 2 idi polinom da bu. İşte böylece p3 eşittir eksi 3 artı 2'den eksi 1 a şıkkı. P üzeri P 2x üzeri 1 8 üzeri x eksi x. Burada tabii ki 2 üzeri x yerine a yazarsak P a artı 1 A küp eksi A olur. Böylece P4 yapmak kolay. 3 ver. 27 eksi 3. Cevabımız 24 A şıkkı. İfadesi bir polinom olduğuna göre A kaçtır? Polinom olması için paydalı arkadaşlar. Kesinlikle değişken olmamalı. O zaman x eksi 2'ye bölünmesi yukarısı lazım. Biraz garip oldu cümlem. Yukarısının x eksi 2'ye bölünmesi lazım. Buna göre... Bunu bir nevi arkadaşlar px olarak düşünürsek px için p2'nin sıfır olması gerekiyor. Yazıyorum bakın p2 eşittir 8 eksi 4a eşittir 0. Böylece a buradan neymiş eksi 4. İşte olay bu. Polinom bölmesini böyle sormuş size. Çember ve oklar kullanılarak oluşturulan polinom işleminde okun çıktığı çemberdeki polinoma okun üzerinde yazan işlem uygulanıp okun gittiği çembere yazılıyor. Px polinomunun elde edilen bölümü buraya yazılıyormuş. Sonra x eksi 4 ile bölümünden kalan da bu yazılıyormuş. Şimdi x küp eksi 8'i vermiş. Hemen x eksi 2'ye bölelim. Ne olacak? x kare artı 2x artı 4 çarpı x eksi 2 diye çarpanların ayrılığı bu. Bunlar da gidince yeşil yere x kare artı 2x artı 4 yazacağız. x eksi 4 ile kalan ne demek? x gördüğün yere 4 yaz demek. 16 artı 8 artı 4'ten 28'miş B şıkkı. Aralarında asal polinom dediği zaman ortak çarpanı olmayacak. Yani tam sayılarda olduğu gibi burada farklı birazcık denklemler ortak olmayacak. Hemen bir aralarında asal olmayan size göstereyim. A şıkkına bakın çok basit olduğu için. X parantezinde x eksi 2. Burası da x parantezinde x eksi 4 oldu arkadaşlar ve ortak çarpanları x oldu bakın. Mesela bu böyle. Gelelim buraya. x eksi 3 çarpı x artı 1 kolay olduğu için bunları seçtim. x eksi 3 x artı 3 gördünüz mü? Bunlar aralarında asal değil. Ancak e şıkkına gelirseniz x eksi 5 ve x artı 1 öbürü de x eksi 2 ve x eksi 1 gördüğünüz gibi ortak çarpanları olmadı. Bu yüzden bunlar aralarında asal. E şıkkı. Px bölü x eksi 3 x çarpı q x eksi 2 artı x kare eksi 13 olmak üzere Px artı 1 polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan 31'dir. x eksi 3 ile bölümünden kalan x gördüğün yere 3 yaz demek. 3 yazarsak da P4 arkadaşlar 31 oldu. Soru bizden ne istiyor? x eksi 2 ile bölümünden kalan 2 yaz. Q 2'yi istiyor arkadaşlar. Şimdi buna göre P4 olması için Buranın x gördüğüm yere 4 yazıyorum bakın. P4. Neden 4 olması için dedim. Burası da bakın 2 oluyor. Yani verilen değerleri buna göre denemek lazım. 4 eksi 3'den burası 1. Eşittir. 4 çarpı Q2 artı 4 yazmıştık değil mi? 4 16 eksi 13'ten 3 oldu burası da. P4'ün 31 olduğunu biliyoruz. 31 eşittir 4Q2 artı 3. Demek ki 28 eşittir 4Q2 Q2'de arkadaşlar 7 oldu. Cevap A şıkkı. Px 2 artı Px eşittir. Qx 4 artı 6x artı B artı 3 olmak üzere. Px polinomunun sabit terimi 4'tür. Ve Px 3 polinomunun katsayılar toplamı Qx 4 polinomunun sabit terimine eşittir. Px'in sabit terimi P0 eşittir 4. P x eksi 3'ün katsayılar toplamı x yerine eksi 1 yaz. Sakın burayı P1 yapmaya çalışma. Bir polinomun katsayılar toplamı x'e 1 ver demektir. Bu yüzden P eksi 2 arkadaşlar. Q'nun sabit eşitmiş. X yerine 0 yazıyorum. P eksi 2 de Q eksi 4'e eşit oldu. Şimdi bunlar ışığında. Ne verirsek bir hamlede soruyu yaparız. X'e 0 verirsem geliyor bak. X'e 0 veriyorum. Bu P eksi 2 oldu. Bu P 0 oldu. Bu Q eksi 4 oldu. Burada e, 6x gitti. B artı 3 kaldı. Hepsini biliyoruz. Bu arkadaşlar buna eşitmiş birbirini götürdü. P 0 4'müş. 4 eşittir B artı 3'ten. Böylece B 1 gelmiş oldu. Cevap hakikaten B şıkkı oldu yine. A bir gerçek sayı olmak üzere PA eşittir 0 eşitliğini sağlayan A sayısına PX polinomunun 0'ı yani kökü denir. M bir gerçek sayı olmak üzere polinomun sıfırı 3'müş. Yani arkadaşlar P3 sıfıra eşitmiş. 9-3M artı M artı 1 eşittir sıfırdan. Eksi 2M öbür tarafa atarsak eksi 10. M 5 oldu. Şimdi Rx de o zaman x kare eksi 5x e eşit olur. Bunu çarpanlarına ayırdığımız zaman köklerinden biri sıfırdır. Biri de 5'tir. E şıkkı. Px polinomunun sıfırlarının toplamı polinomunun sıfırlarının top çarpımından kaç fazladır? Şimdi bu polinomu sıfır yapan değerleri bulmak için arkadaşlar normal açmamız lazım. Çünkü çarpanların ayrılmamış düzgünce. x kare eksi 3x artı e, 2x daha x kare eksi x eksi 6 eksi 3x. Böylece x kare eksi 4x eksi 6 eşittir 0 oldu. Şimdi buradan bunun kökler toplamı x1 artı x2 nedir? Eksi b bölü a'dan 4. Gelelim buraya. Burada da e, yine açıyorum. x kare eksi x artı 4 x. x kare artı 3 x. Eksi 4 eksi x eksi 1. Böylece bu da x kare artı 2 x eksi 5 oldu. Kökler çarpımı bunun da x3 x4 diyelim. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 5. Ne diyordu? Bize kökler çarpımından kaç fazladır? Evet 4 eksi eksi 5'ten 9 fazla olduğunu görüyoruz. A şıkkı. İkinci dereceden polinomunda tepe noktası r eşittir eksi b bölü 2a olmak üzere tr pr'dir. D bir gerçek sayı olmak üzere pd sıfır eşitliğini sağlayan d sayılarına polinomun sıfırları denir. Önden üstte bilgiler vermiş. İkinci dereceden baş kat sayısı 2 olan px polinomunun sıfırları eksi 2 ve eksi 4'tür demek. Bu polinomu şöyle yazabilirsin demek. Baş kat sayısı 2. x eksi, eksi 2'den x artı 2 ve x eksi, eksi 4'ten x artı 4. Böylece arkadaşlar bunun tepe noktasının koordinatlar toplamı şey tepe noktasının koordinatına dikkat ederseniz apsisine kökler toplamının yarısı. E burada bir kökümüz eksi 2 bir kökümüz de eksi 4. Bunların toplamının yarısı arkadaşlar eksi 3 işte bize r'yi verecek. Peki ordinatı nasıl buluyormuşuz? Bak ordinatı diyor ki denklemde yerine yaz. Gideceksin eksi 3'ü bu denklemde yerine yazacaksın. 2 çarpı eksi 3 artı 2'den eksi 1. Eksi 3 artı 4'ten 1. Böylece eksi 2 geldi tepe noktasının ordinatı. Px artı 3 polinomunun x artı 1 ile bölümünden kalan 12. X gördüğümüz yere eksi 1 yazarsak. P2 arkadaşlar P artı 2 12 olacak. QX polinomunun x eksi 3 ile bölümünden kalan demiş. Q3 de 1'miş. Bizden B3'ü istiyor. Şimdi bakalım Px eksi 1 eşittir. Qx çarpı Bx artı 4x eksi 3. Şimdi B3'ü bulmak istiyorum. X gördüğüm yere 3 yazacağım. Burası P2 olacak. Burası Q3 olacak. Burası istediğimiz değer olan B3 olacak. 4 kere 3 12. 3 çıkarırsak bu da 9 olacak. Q3 bize 1 verildi. P2 arkadaşlar 12 verildi. 12 eşittir. 1 çarpı B3 artı 9'dan gördüğünüz gibi B3 3 geldi C şıkkı. Px polinomu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. x eksi 2 çarpı Qx eşittir Px çarpı x kare eksi x 2x eksi 1. Şimdi arkadaşlar burada bir kere şöyle bir 2 ile çarpsak sol tarafı 0 yapar direkt. P2 ile 4 eksi 4 yani P2 çarpı eksi 1. E P2 çarpı eksi 1 ise o zaman P2 sıfıra eşitmiş arkadaşlar. P2 sıfır demek x yerine 2 koyduğumuzda sıfırı vermesi lazım demek. Hangi şıkta oluyor bakın bu C şıkkında. Yazıyorum 4 4 eksi 8 sıfır oldu gördünüz mü? Arkadaşlar bu soruda direkt olayı söylemem lazım. Çünkü hani öyle eğip bükmenin anlamı yok. Bu gerçekten düzgünce olayı bir bakınca şak diye görme sorusu. Şundan dolayı bundan dolayı da uzun uzun anlatılacak bir şey değil. Polinomların baş kat sayısıyla ilgili bir durumdur bu arkadaşlar. Ee, bir soru tipi değil güzel bir soru yorum sorusu. Şimdi buradan baş kat sayı 1 geldi. Buradan baş kat sayı soru işareti. Buradan baş kat sayı 4. Buradan soru işareti. Şimdi arkadaşlar eğer bir polinom birinci derecedense bunun baş kat sayısı 1 olduğunda bunun baş kat sayısı 2 olur. Eğer polinom ikinci dereceden olduğunda bunun baş kat sayısı mesela 2 olsa bununki 4 olur. O zaman güzel bir nokta yakaladık arkadaşlar. Şimdi burada bunun önünde 4 var. Şöyle bir şey söyleyelim o zaman. Px'in derecesi demek ki 2'ymiş. Neden biliyor musunuz? Mesela Px arkadaşlar çok basit bir polinom olsun. X kare diyelim. Haliyle burası 4x kare olur. P2x de arkadaşlar ne gelecektir bakın. 2x'in parantez karesinden dolayı 4x kare. O zaman buraya yazınca hakikaten 4x kare 4x kare oluyor. Yani birinci derece mi diye baktım. O olmayacağı tahmin ediyordum zaten ama ikinci, derece olduğunu aslında 2x ve x'ten yararlanarak bir de burada 4'ün olmasından yararlanarak söyledim. Cevabımız C şıkkı oldu. Px polinomunun x eksi 6 ile bölümünden kalan kaçtır? x eksi 2 çarpı p2 x eksi 1 or sağda da px artı 3 verilmiş. Şimdi bizim p6'yı bulmamız lazım arkadaşlar. p6'yı bulurken de öyle bir hareket yapmamız lazım ki e, şimdi mesela burada 2 verdiğimiz zaman şöyle bir şey göstereceğim size. 2 verdiğim zaman bakın burası gidiyor. p5 artı 4 eksi 2 eşittir 0 oluyor. p5 eksi 2 geliyor. Bunu niye yaptım biliyor musunuz? Şimdi ben p6'yı bulacağım ya P6'yı bulurken bak orada ne gelecek. X gördüğüm yere 3 yazıyorum burayı P6 yapmak için. Ee, X yerine 3 yazınca 1 çarpı P5 bak onu bilmiş olacağım böylece. P6 artı 3 koydum 9 eksi 2'den 7. Buranın eksi 2 olduğunu biliyordum. Demek ki P6 eksi 9'muş B şıkkı.